Merhaba arkadaşlar. Bugün seramik çamurundan kalemlik açacağız. Bu yapacağım kalemliği siz de hava ile kuruyan hamurdan veya sağlamlığına güvendiğiniz bir kilden yapabilirsiniz. Gıdaya temas edecek bir şey değil çünkü. Böyle bir çamur açtım plaka yöntemiyle. Eğer düz açamam derseniz şöyle ellerinizde çıta varsa ya da herhangi böyle 7 milim ya da 8-9 milim kalınlığında bir şey varsa böyle iki yanına koyup merdane ile şu şekilde destek alarak açabilirsiniz ki her yeri eşit kalınlıkta olsun. Evet, ben genelde kullanmıyorum çıta ama kullanınca daha iyi sonuç veriyor tabii ki. Şöyle bir kalıbım var kalemlik için. Santimini hemen size söyleyeyim. ...24 santim ve 13 santim. 24'e 13 santim bir kalıp hazırladım böyle kendime. Şimdi bunu koyup keseceğim. Tabii kalemliğinizin büyüklüğüne göre kendiniz de yapabilirsiniz. Hani daha büyük ya da daha küçük istiyorsanız santimleri değiştirebilirsiniz. Şekilde kestik. Kalemliğimizin kalıbı hazır. Şimdi iki yanını göstermiştim birleştirmeyi. Bir daha diğer videolarımda. Şimdi burada tekrar göstereceğim. Bu şekilde yarım santim civarı bastırarak eziyoruz orayı. Eğer elinizde böyle bir merdane yoksa şu büyük merdane ile de şu şekilde ezebilirsiniz. Ama mutlaka çamurunuzun ya da hamurunuzun altında bez olsun. Çünkü yapışır. Şimdi burayı böyle yaptıktan sonra bunu çeviriyoruz bu şekilde. Bu tarafına da yapıyoruz aynı şekilde. İkisinin birleşmesi için. Gene yarım santim civarı. Evet. Şimdi şurada fazlalıklar oldu gördüğünüz gibi çamuru açtığımız için hemen oraları tekrar düzeltiyorum. Çünkü birleştirince onlar çıkıntı yapıp kötü bir görüntü verir. Şuraları hemen fazlalığını alıyorum. Evet, bu şekilde aldıktan sonra kalemliğinizin tasarımına kendiniz karar verebilirsiniz. Nasıl istiyorsanız, ne şekilde istiyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Ben şimdi delikli istiyorum üst tarafını. O şekilde yapacağım. Önce bir çamurumuzun pürüzlerini aldırıyoruz böyle hafif nemli süngerle. Çamuru çok ıslatmamaya çalışın ya da çalıştığınız hamuru. Çünkü çok aşırı ıslandığında çalışmak zorlaşacaktır. Şöyle şu şekilde elimde şöyle damla kalıbı var. Ben deniz konseptli yapmak istiyorum. O yüzden yani elinizde kalıp yoksa da şöyle çizip sonra bıçakla kesebilirsiniz. Şimdi bunu birleştirdikten sonra da yapabilirdik ama birleştirdikten sonra çalışmak çok daha zor olacaktır. O yüzden birleştirmeden tamamen tasarımını yaptıktan sonra birleştirirseniz o daha rahat olacaktır. Evet, gelişi güzel. Ölçü de bilirsiniz. Ben böyle göz kararı. Evet. Dediğim gibi deniz konseptli yapmak istiyorum. Şöyle elimde kalıp var. Eğer elinizde kalıp yoksa yapacağınız şekli internetten açıp resmini ona benzeterek çamuru çalışmanızı tavsiye ederim. Şöyle hemen ekranın önüne alayım. Şimdi gemimizi yapacağız. Gemi yapacağım ben. Bu
Plastik kalıplar çok çamuru ıslatmamamız gerekiyor çünkü çamur içinde kalıyor. Biraz hafif sert bir çamurla çalışın. Bazen kırıldığı da oluyor, tamamen çıkmadığı da oluyor. Oraları tamamlayabiliyoruz. Şöyle bastırarak. Girmediği deliklere girsin diye. Evet. Şurada kenarlarda fazlalıklar kaldı gördüğünüz gibi. Onlar dursun. Onları kesmeyin. Çünkü yapıştırırken daha büyük kolaylık olur. Şimdi hemen burayı böyle çiziyorum. Balçığımı süreceğim. Tam ortası tahmini şuralar. Buraya yapıştıracağım. Şöyle balçığımızı sürüyoruz. Balçık sulandırılmış çamur. Tutkal görevi görüyor kuruduktan sonra. Böyle çizmemizin sebebi de araya balçığın girip birbirini daha iyi tutturabilmesi için. Şöyle elimizi çok öne vurmadan, çünkü öndeki şekilleri bozmak istemiyorum. Şu şekilde alıyorum. Gördüğünüz gibi bu fazlalıklar kötü bir görüntü bile vermedi. Yani çok hoş bir görüntü verdi. Ama onu yapıştırmak için kullanacağım ben. Şöyle tahtamızı hafif ıslatıyoruz. Elinizde böyle bir tahta yoksa, mutfakta kullandığınız ahşap tahta varsa, bıçaklar vardır. Bilmiyorum evinizde var mı? Onları da kullanabilirsiniz. Kendinize ayırabilirsiniz. Tabii ahşabı kullandıktan sonra tekrar gıdaya temas ettirmenizi önermem açıkçası. Çünkü ahşabın içine çekme özelliği olduğu için. Şuraları siliyoruz. Şöyle hafifçe, çok öndeki şekilleri bozmama çalışıyorum. Fazlalıkları yediriyorum böyle bu şekilde. Evet, bu şekilde. Hatta öndeki şekiller bozulduysa kendiniz de şöyle çizikler oluşturabilirsiniz. Şöyle fırçayla hafif ıslatıp sonra da süngerle sildiğinizde orası tamamen düz bir hal alacaktır. Eğer tamamen çıkartamadıysanız, mesela hala iz varsa, bütün işiniz bittikten sonra, bir gün sonra kuruduktan sonra tekrar böyle çok hafif nemli süngerle silerseniz o kalan izler de tekrar gidecektir. Daha işiniz güzel görünecektir, yaptığınız iş. Yani tamamen kurutmadan ya da pişirmeden önce mutlaka işinizi temizlemenizi tavsiye ederim. Şu yaptığım ve çıkan damlaları da birkaç şuraya yapıştırmak istiyorum, böyle damla efekti gibi. Hemen şurayı da şey yapıyoruz. Şuraya yapıştıralım bir tane. Böyle bastırdığınız zaman zaten o ona yapışacaktır. Çiziği ve balçığı çok aşırı bozmadan ama hafif bastırarak. Bir tane de şuraya yapıştıralım.
Kenarında kalan balçıkları da hafif ıslanmış çamurlu fırçayla silebilirsiniz. Şöyle oturacağım müsaadenizle. Oturmadığım zaman, eğildiğim zaman ellerim titriyor. Niye bilmiyorum ama bu şekilde. Sonra böyle dikkatlice çeviriyoruz. Burayı da tekrar böyle. Bir üst tarafı, bir alt tarafı, öyle diyeyim. Daha iyi aklınızda kalır. Hemen balçamızı sürüyoruz iki tarafa da. Sonra böyle dikkatlice birbirine yapıştırıyoruz. Şöyle göstereyim. Tam şu şekilde göstereyim. Gördüğünüz gibi yarım santim buradan, yarım santim buradan ezdiğim için birleştirdiğinizde tamamen aynı kalınlığa geri geliyor. O yüzden çok büyük kolaylık oluyor birleşim noktasında. Hemen şu alta sünger koyayım. Çalıştığınız zaman elinizde bir sünger varsa böyle altına koyarsanız daha rahat çalışırsınız. Eğer sünger yoksa da bulaşık süngeri de olur. Sert tarafı olmamak kaydıyla. Sert tarafını çamurunuza yapıştırmayalım. Evet, bu şekilde kaynaştırıyoruz. Yavaş yavaş, dikkatlice, acele etmeden. Sonra süngerle pürüzlerini aldırıyoruz. Ben bu çıkan damlalardan bir tanesini de şuraya yapıştırmak istiyorum ki hani orada bir bağımsızlık olmasın diye, yani daha böyle birbirine kaynaşsın diye. Balçamı da sürdüm. Hemen şuraya yapıştırıyorum. Hem ikisini birbirine de yapıştırmış gibi olduk. Etrafını siliyorum. Şu şekilde göstereyim. Şimdi biz bunu döndürdüğümüz için tabii yapıştırdığımız yer biraz gerildi. O yüzden hiç sorun değil. Şöyle süngerle sildiğiniz zaman orası düzelecektir tekrar. Ama böyle dönükken yapıştırmaya çalışsam o, bilmiyorum, benim için daha zor geliyor. Eğer öyle size daha kolay geliyorsa o şekilde de yapabilirsiniz. Yani tamamen kalemliğinizi birleştirdikten sonra da üstüne çalışabilirsiniz. Pürüzlerini düzeltiyorum. Şu arada hafif bir çatlama var. Onu da ıslak fırçayla yavaş yavaş durmadan böyle üstüne süre süre tamamen kaynaşıyor. O kötü görüntü gidiyor. Evet, kalemliğimiz üst tarafı hazır. Şöyle düzeltelim yuvarlağını. Elimi soktuğum için yamuldu. Şimdi çalıştıktan sonra şu üstleri şu şekilde daha şey bir görüntü veriyor. Yani nasıl diyeyim? Daha amatör bir görüntü veriyor, öyle söyleyeyim. O yüzden her zaman çalıştıktan sonra böyle nemli süngeri şöyle sivri yerlerine sürerseniz o sivrilik gittiği zaman daha doğal, daha güzel bir görüntü oluşuyor. Bu şekilde. Şimdi dışını birleştirdiğimiz gibi şu içini de kaynaştıracağız birbirine. Şu şekilde yavaş yavaş. Fazla olan yerleri şöyle incelterek, yedirerek, aşırı bastırmadan düzeltiyoruz. Şöyle size göstermeye çalışıyorum.
Görünüyordur umarım. Evet, içinde kaynaştırdıktan sonra şöyle nemli süngerimizle içinde temizliyoruz. Tamamen kalemliğimiz hazır durumda şimdi. Sadece taban kısmı kaldı. Şimdi tabanımızı yapıyoruz. Aynı şekilde başta açtığım çamur gibi gene çamur açıyoruz. Süreyi uzatmamak adına çamuru tabii hazır tutuyorum ben böyle. Şimdi altında ben şekil olsun diye biraz büyük istiyorum böyle. Ama isterseniz küçük şurayı ölçerek de ya da şöyle üstüne koyup bıçağınızı dik tutarak şöyle yan tutarsanız çamurunuz sıkıntılı olur. Şöyle dik tutarak şöyle kesebilirsiniz ya da bunun ölçüsünü aldıktan sonra bunu çıkartıp sonra kesebilirsiniz. Ben şununla hemen şöyle kesiyorum. Ya da elinizde herhangi bir yuvarlak böyle içi boş bir obje varsa onunla da kesebilirsiniz. Yani elinizde kalıp yoksa, kullanacak obje yoksa muhakkak ona benzer bir şeyler bulacaksınızdır evinizde. Yani illa seramiğin kendi kalıbı olması gerekmiyor açıkçası. Ya da profesyonel kalıplar olması gerekmiyor eğer evde hobi olarak yapıyorsanız. Kenarlarını temizliyorum. İşinizin temiz olmasına her zaman özen gösterirseniz çok daha güzel sonuçlar alırsınız her zaman. Şu içinde çok ufak bir şey var. Onu o yüzden iç tarafa alacağım. Birleşme noktasına gelecek. Birleşme noktasına geldiği zaman kaynayacaktır. O yüzden buraya adımızı yazabiliriz. Çalıştığımız işe siz de taban kısmına isminizi yazabilirsiniz. Yaptığım işlerin sonuçları Instagram adresimde mevcut. Instagram adresim aynı isimle, Gül Nakkaş Seramik diye. Seramik uzun süren bir iş olduğu için hemen yapar yapmaz sonuç halini gösteremiyorum. Videoyu bekletirsem de bu defa hepsi üst üste birikiyor. Çekim yapamıyorum bu sefer de. O yüzden kusuruma bakmamanızı istiyorum. Balçığımızı sürüyoruz. Buna da balçık sürüyorum. Evet. Bu tabii ben büyük olduğunu unuttuğum için dışına şey yaptım ama çok da sıkıntı değil. Orayı birleştireceğim zaten. Evet. Ne alacağım? Şimdi parmağımı ıslatıp ben bunu böyle yukarı doğru ittiriyorum. Böyle üstüne çıkıntılı bir taban oluşsun istiyorum.